1967'de Bernard Charles Barry Sherman amcasının ölümünden sonra amcasının ilaç şirketi Empire Laboratoires'ın başına geçmişti. Sadece birkaç yıl sonra başka bir ilaç şirketi olan Apotex'i kurmak için şirketi satmıştı. 2017 itibariyle Apotex'in 10.000'den fazla çalışanı ve yıllık 1,5 milyar dolarlık geliri vardı. Markalı ilaçların jenerik versiyonları konusunda uzmanlaştılar ve dünya çapında yüzlerce ürün sattılar. Apotex'in başarısına rağmen Barry'nin oldukça basit bir kişisel yaşam sürdüğü anlaşılıyordu. 1971'de Anna Debra Honey-Rake ile evlendi ve çiftin 4 çocuğu dünyaya gelmişti. Barry ve Sherman, Toronto'daki çeşitli hastaneleri, üniversiteleri, siyasi kampanyaları ve toplum merkezlerini destekleyen hayırseverlikleriyle tanınıyordu. Özellikle Birleşik Yahudi Çağrısı'na 50 milyon dolarlık rekor bir bağışta bulunmuşlardı. Ayrıca Apotex Vakfı aracılığıyla felaket bölgelerine 50 milyon doların üzerinde ilaç gönderdiler. Hayırseverlik çalışmaları sayesinde Sherman'lar hem siyasette hem de iş dünyasında etkili isimler haline geldi. Ancak Barry'nin mirasının daha karanlık bir tarafı vardı. Yıllar geçtikçe Apotex, ilaç fiyatlarını yapay olarak şişirmek için diğer şirketlerle komplo kurma suçlamaları da dahil olmak üzere çok sayıda dava ve tartışmayla karşı karşıya kaldı. Dahası Barry Sherman'ın Liberal Parti ile yakın bağları çıkar çatışması endişelerini arttırıyordu. Federal Lobicilik Komiseri, Başbakan Justin için düzenlediği bağış toplama etkinlikleri nedeniyle Barry hakkında bir soruşturma başlattı. Barry ayrıca kendisini aldattığını düşündüğü herkese dava açma alışkanlığıyla da ünlüydü. Bu düzinelerce insana tekabül ediyordu. Bu süreçte Sherman'lara sayısız düşman kazandırıyordu. 2007 yılında Barry Sherman'a babalarının ilaç şirketi Empire Laboratoires'ın satışından elde edilen gelirden paylarını kendilerine ödemediğini iddia eden kuzenleri tarafından dava açılmıştı. Kuzenlerin Barry'nin Apotex'teki hisselerinin %20'sini talep etmesiyle hukuki bir mücadele başlamıştı. Barry'nin ebeveynleri öldükten sonra kuzenlerine milyonlarca dolar maddi yardım teklif ettiği bildiriliyordu. Ancak bunun kendisine bağımlı kılmaya ve iş haklarını anlamalarını engellemeye yönelik bir taktik olduğunu iddia ettiler. 2017 yılında Ontario Yüksek Mahkemesi yargıcı kuzenlerin aleyhine karar vererek Barry Sherman'a 300.000 dolar hukuki masraf ödemelerini hükmetmişti. Barry'nin kuzenlerinden biri olan Kerry Winter, 2018'de CBC'ye verdiği röportajda Barry'e olan öfkesini şöyle dile getirmişti. O Yahudi cemaatinin direği olan, parayı dağıtan, bu sevgi dolu, nazik insan değildi. Tek bir şeye önem veriyordu, para. Çok şey yapıyordu ve kimi yok ettiğini, kimi ezdiğini ya da kimin üzerine bastığını umursamadan hareket ediyordu. Ben ve kardeşlerim gibi. Winter, Barry'i öldürme hayalleri kurduğunu itiraf etti ancak onun ölümüyle ilgili herhangi bir sorumluluk aldığını reddetmişti. İhanete uğradım. Kuzenim beni incitti ve şimdi ben de onu incitmek istiyorum demişti. Ancak Winter, Sherman'ların cinayetlerinden yıllar önce Barry'nin isteği üzerine Honey'in hayatına darbe alınması emrini verdiğini iddia etmişti. Winter, onu aradım ve biliyorsun, düğmeye basarsam geri dönüş yok Barry dedim. Planın sonunda iptal edildiğini iddia etti. Artık Barry'nin önce Honey'i sonra da kendisini bir cinayet sonucu öldürdüğüne inanıyor. Winter ve avukatı, Barry'nin kendisine karısının cinayetini ayarlaması talimatını verdiği yönündeki iddialarını desteklemek için yalan makinesi testini kabul etti. Ancak Winter teste geçemedi. Avukatının tavsiyesine uyan Winter, Sherman'ların ölümlerine karışıp karışmadığı konusunda başka bir yalan makinesi testine girmemeyi seçmişti. Sherman'lar, birinin onlara zarar vermek isteyebileceği ihtimaline karşı saf değillerdi. Barry bir röportajında kendisini öldürmesi için birini tutmanın zor olmayacağını düşündüğünü söylemişti. Ve belki de tam olarak olan buydu. 2017 kışında Barry ve Honey Sherman evlerini satmayı planlıyorlardı. Honey aynı zamanda Miami'ye tatile de hazırlanıyordu ve Barry'nin bir hafta sonra ona katılması planlanmıştı. 13 Aralık 2017 öğleden sonra Sherman'lar inşa etmeyi planladıkları yeni evin tasarımlarını tartışmak üzere Barry'nin Apotex ofisinde bir inşaatçıyla buluştu. Trajik bir şekilde Apotex'teki toplantı onların canlı görüldüğü son sefer olacaktı. O akşam evine döndükten sonra Barry, Apotex ekibine rutin bir e-posta gönderdi. Bu, herhangi biriyle yaptığı son yazışmaydı. Ertesi gün Apotex'e gelmeyi başaramamıştı ve her zamanki rutinini bozmuştu. Bu arada Honey Sherman 13 Aralık akşamı saat 18:21'de bir arkadaşıyla kısa bir telefon görüşmesi yapmıştı. Bu ondan en son haber alan son kişiydi. 15 Aralık sabahı emlakçılar Sherman'ların evine gelerek evi potansiyel alıcılara gösterdiler. Sherman'ların o sabah evden çıkmaları planlanmıştı ama emlakçıların gösteri için içeri girebilmesi için bir kilitli kutu kurmuşlardı. Ancak o gün emlakçılar müşterilerini kapalı havuzu görmek için Bodrum'a götürdüklerinde korkunç bir keşifte bulundular. Orada Barry ve Honey Sherman'ın cansız bedenleri havuzun korkuluklarından, boyunlarından sarkıyordu. İlk başta öldükleri hemen belli değildi. Çiftin tamamen giyinik vücutları tuhaf, yara oturur pozisyonlarda düzenlenmişti. Ajanlardan biri başlangıçta Sherman'ların tuhaf bir yoga işi yaptığını düşündüğünü söyledi. Tüyler ürpertici bir şekilde Sherman'lar çiftin Bodrum'da bulunan bir çift gerçek boyutlu heykellerle benzeyecek şekilde poz verilmiş gibi görünüyordu. Heykellerde olduğu gibi çift yan yana oturuyordu. Erkek heykelinde olduğu gibi Barry'nin de bir bacağı diğerinin üzerine atılmıştı. Emlakçılar olay yerinde Bodrum ile garaj arasındaki kapının yakınında Barry'nin eldivenlerini ve ofisten yeni getirdiği ev teftiş evraklarında buldu. Bu, onun eve vardığını ancak birisi tarafından rahatsız edildiğini gösteriyordu. Honey'in cep telefonunu nadiren kullandığı banyoda bulundu. Müfettişler kadının saldırgandan saklanmak için banyoya girmiş olabileceğine inanıyor. Eve zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. Ancak Sherman'ların sıklıkla kapı ve pencereleri açık bıraktığı bildiriliyordu. Gerçekten de emlakçılar cesetlerin bulunduğu gün bodrum penceresinin ve kapısının açık bırakıldığını tespit etti. Failin hem Sherman'ların evinin düzenine hem de çiftinin evlerini güvende tutmama alışkanlıklarına aşina olması mümkün. Zorunlu girişin olmaması nedeniyle polis başlangıçta Sherman'ların ölümlerini olası bir cinayet ya da intihar olarak araştırmıştı. Barry'nin karısını öldürdüğünü, sonra da onun yanında kendi canına kıydığını ileri sürdüler. Ancak otopsi sonuçları bu teoriyi hızla çürütmüştü. Ölüm sonrası incelemeler, her iki ölümün de bağlama veya bağlamayı içeren bir tür boğulma olan bağ boyun sıkışmasından kaynaklandığını gösteriyordu. Dahası, Sherman'ların bileklerindeki izler ikisinin de fermuarla bağlandığını gösteriyor. Patolog, Honey'in evin başka bir bölümünde öldürüldüğünü ve cesedinin daha sonra havuz alanına sürüklendiğini tespit etti. 6 hafta süren delil incelemesinin ardından müfettişler hem Honey hem de Barry Sherman'ın öldürüldüğünü belirledi. Ancak bugüne kadar onları kimin öldürdüğünü kimse bilmiyor. Sherman'ların ölü bulunmasından 4 yıl sonra polis, cinayet günü TV'de yakalanan gizemli bir kişinin videosunu yayınladı. Alışılmışın dışında yürüyüşe sahip bir yürüyen adam olarak tanımlanan figür, Sherman'ların evinin önünden geçen videoda görülebiliyor. Ne yazık ki bu kişinin kimliği hiçbir zaman belirlenemedi. Sherman'lar ilaç endüstrisindeki bir rakip tarafından mağlup mu edildi? Barry Sherman'ın birçok davasından birinin ardından intikam almak isteyen biri tarafından mı? Parasal kazanç veya intikam isteyen bir aile üyesi tarafından mıydı? Yoksa bazılarının öne sürdüğü gibi Yahudi karşıtı bir nefret suçu nedeniyle mi öldürüldüler? Soruşturma devam ederken Toronto polisi hala Sherman'ların gizemli ölümleriyle ilgili ipuçları takip ediyor. Bu arada Barry ve Honey Sherman'ın cinayetten önce satmayı planladıkları evi 2019 yılında yıkıldı. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.